الخالق أكرمنا برسول مبعوث فينا قدوتنا في كل زمان سيرته نور يهدينا الله الخالق أكرمنا برسول مبعوث فينا قدوتنا في كل زمان سيرته نور يهدينا أرسله الله إلى قوم جعلوا الأصنام لهم دينا فانتصر عليهم بإيمان. Evet sevgili çocuklar. Şimdiki hikayemiz ise cennet gençlerinin efendisi, Ehl-i Beyt'in ilk gözarı ve Peygamberimizin ilk torunu Hazreti İmam Hasan'ın hikayesidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İki cihan serveri Peygamber Efendimizin ilk torunu, İmam Ali ile Hazreti Fatıma Zehra'nın ilk çocukları olan İmam Hasan, hicretin 3. yılında Ramazan ayının 15. gecesi dünyaya geldi. İmam Hasan dünyaya gelince Peygamber Efendimiz "Onu bana getirin." diye buyurdu. Ve beyaz bir kundakla getirilen bebeği alarak sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okudu. Yüce Allah'ın emriyle ona Hasan ismini vererek öpüp kokladıktan sonra şöyle buyurdu. Hasan bendendir, ben de Hasan'danım. Hazreti Fatıma'nın bu nur topu oğlunun doğumunun 7. gününde Peygamber Efendimiz bir kurban kesti. Bebeğin saçını tıraş ederek saçlarının ağırlığınca gümüşü sadaka olarak fakirlere dağıttı. İmam Hasan sevgili dedesi Peygamber Efendimiz'e çok benziyordu. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan'ın kendisine doğru geldiğini gördü. Hasan'ı görünce ağlamaya başladı ve "Yanıma gel yavrum." diye buyurdu. Hazreti Hasan yaklaşınca Efendimiz onu sağ dizinin üzerine oturtarak şöyle buyurdu. "Hasan benim oğlumdur. O bendendir. Gözümün nuru, kalbimin aydınlığı, gönlümün meyvesi, cennet gençlerinin efendisidir. Hasan, Rabbimin ümmetime hüccetidir. Onun emri benim emrim, onun sözü benim sözümdür. Kim onu takip ederse bendendir. Kim ona itaat etmezse benden değildir. Hasan'ın yüzüne bakınca benden sonra onun başına gelecek olan acı olayları görüyorum. Hasan düşmanları tarafından zehirlenerek şehit edilecek, tüm varlıklar ona ağlayacaktır. Hasan'a ağlayan gözler kıyamet gününde kör olmayacaktır. Kim onun mezarını ziyaret ederse Sırat köprüsünde ayakları titremeyecektir. Hazreti Peygamber Efendimiz her fırsatta İmam Hasan'ı övüyor ve insanlara onun ne kadar değerli olduğunu anlatıyordu. Hazreti Hasan'ı omuzlarına bindirerek gezdiriyor, onu herkese tanıtarak Müslümanlara Hasan'ı sevmelerini, ona saygı ve şefkat göstermelerini emrediyordu. Peygamber Efendimiz ölüm döşeğindeyken Hazreti Hasan ve Hüseyin ağlayarak dedelerinin üzerine kapandılar. İmam Ali onları engellemek isteyince Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Ya Ali, bırak ben onları koklayayım, onlar da beni koklasınlar. Ben son bir kez onları göreyim, onlar da beni görsünler. Bu iki yavrum benden sonra zulüm ve haksızlıklara uğrayacak ve mazlum bir şekilde şehit edileceklerdir. Rabbim yavrularına zulüm ve haksızlık edenlere lanet etsin. Hazreti İmam Hasan henüz 9 yaşındayken Peygamber Efendimiz vefat etti. Çok geçmeden Hazreti Fatıma da şehit edildi ve Hazreti Ali yalnız bırakıldı. Bunların her biri İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in yüreğinde büyük yaralar açan pek acı ve üzücü olaylardı. Fakat yine de
büyük bir sabır ve tahammül göstererek bu acı olaylara göğüs gerip Yüce İslam dinini inananlara anlatmaya devam ettiler. İmam Hasan, babası İmam Ali'nin destekçisi, onun en yakın yardımcısıydı. İmam Ali'nin imamet ve önderliğini savunuyor, ona karşı olanları kınıyor, Allah Resulü'nün emaneti olan imamet makamına hakaret edilmesine izin vermiyordu. Hazreti Ali halife olunca İslam düşmanları Cemel, Sıffin ve Nehrevan'da ona savaş açtılar. İmam Hasan Cemel Savaşı'ndan önce Küfe Mescidi'nde toplanan insanlara kısa bir konuşma yaparak onları Hazreti Ali'ye yardıma çağırıp şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bilirsiniz ki Ali, Allah Resulü ile namaz kılan ilk kişidir. 10 yaşında onun peygamberliğini onaylamış, Allah Resulü'nün bütün savaşlarında onun emrinde savaşmış, Peygamberimiz daima ondan razı ve hoşnut olmuştur. Allah Resulü vefat edince onu babam yıkamış, kefenleyip defnetmiş ve vasiyetlerini o yerine getirmiştir. İnsanlar suya ulaşan susuz develer gibi akın akın koşup ona biat ettiler. Fakat çok geçmeden birileri kin ve kıskançlıklarından dolayı biatlerini bozdular ve ona karşı gelmeye başladılar. Siz bu zulme ve sapmaya karşı koymak üzere buradasınız. Peygamberimizin Medine'ye hicretinin 4. yılının Ramazan ayının 21. günü Küfe şehri İmam Ali'nin matemine bürünmüştü. Müslümanlar İmam Hasan ve kardeşi İmam Hüseyin'e giderek onlara başsağlığı diliyorlardı. İmam Hasan bir hutbe okuyarak Allah'a hamd ettikten sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Geçen gece öyle bir kişi dünyadan göçtü ki kimse ondan öne geçmiş değil ve gelecekte de kimse onun makamına ulaşamaz. O Allah Resulü'nün sancaktarıydı. Sağ tarafında Cebrail, sol tarafında ise Mikail vardı. Allah ona zafer nasip etmedikçe savaş meydanından dönmezdi. O Hazreti Musa'nın vasisi Yuşa İbni Nun'un vefat ettiği gecede şehit oldu. Hazreti İsa böyle bir günde gökyüzüne çekilmişti. Andolsun Allah'a ki ondan geriye dünya malı olarak sadece 700 gümüş para kaldı. Kendi hakkına düşen bu parayla ailesi için bir hizmetçi tutmak istiyordu. Bu esnada kendisini hıçkırık tuttu ve ağlamaya başladı. Müslümanlar birer birer İmam Hasan'ın elini tutarak canları ve mallarıyla onu savunacaklarına dair yemin edip ikinci imamlarına biat ettiler. Muaviye, üçüncü halifenin öldürülmesinden sonra hilafeti ele geçirmek ve bütün İslam topraklarının rakipsiz hükümdarı olmak için gece gündüz çaba harcıyordu. Bu amaçla çok büyük cinayetler işledi. Masum insanları öldürüp katliamlar yaptı. Her geçen gün azgınlığını sürdürmeye ve İmam Hasan'ın insanlar arasında sevilmesini engellemeye karar verdi. Kiraladığı katillere İmam Hasan'ı nerede bulurlarsa gizlice öldürmelerini emretti. İmam Hasan, Muaviye'nin askeri hazırlıklarından haberdar olunca halkı cemaat namazına davet etti. Kalabalık bir kitle camide toplandı. İmam Hasan minbere çıkarak Muaviye'nin azgınlıklarını anlatıp herkesi seferberliğe çağırdı. Muaviye'nin ordusuna karşı koymak için Şam yolu üzerindeki askeri birliklerin toplandığı Nuha ile de toplanılmasını istedi. Ama daha işin başındayken insanların bu konuda gevşek ve halsiz davrandıklarını gördü. İmamın bu çağrısı karşısında susmuş, kimse olumlu bir cevap vermemişti. Herkesin ölümcül sessizliğe büründüğü bu esnada İmam Ali'nin ordusunun komutanlarından Udey bin Hatem sessizliğini bozdu. Ayağa kalkarak
heyecanlı bir konuşma yaptı ve insanları İmam Hasan'ın emrine olumlu cevap vermeye, korku, dağınıklık ve ikiyüzlülükten kaçınmaya davet etti. Bunun üzerine Müslümanlar İmam Hasan'a katıldılar ve Muaviye'nin ordusuyla savaşa hazırlandılar. İmam Hasan, Muaviye'nin ordusuyla karşılaşmaya hazırlanırken komutanlarından bir grup gizlice Muaviye'ye şöyle bir mektup yazacaktı. Biz senin emirlerine uyacak ve Hasan'a ihanet edeceğiz. Hasan'ı ölü ya da diri sana teslim edeceğimize söz veriyoruz. Muaviye para, rüşvet ve çok büyük vaatlerle İmam Hasan'ın 4000 kişilik ordusunu dağıtıp kendi tarafına çekmeyi başardı. İmama sadık kalan az bir gruptan başka kimse etrafında kalmadı. Bunların sayısı ise Muaviye'nin kalabalık ordusuyla savaşamayacak kadar azdı. Bu şartlar altında Muaviye İmam Hasan'a bir mektup yazarak barış önerisinde bulundu. İmam Hasan Küfe halkının vefasızlığını ve sözlerinden caydığını görünce, İslam toplumunun çıkarlarını korumak ve Ehlibeyt'i sevenlerin güvenliğini sağlamak için Muaviye'nin gönderdiği barış anlaşmasını bazı değişikliklerle kabul etti. Her ne kadar Muaviye uğursuz hedeflerinin çoğuna ulaşmışsa da İmam Hasan'ı büyük bir engel olarak görüyordu. Muaviye kendisinden sonra yerine oğlu Yezid'i geçirmek istiyor ama İmam Hasan'ın varlığı sebebiyle bu kararını uygulamaktan korkuyordu. İşte bu nedenle İmam Hasan'ı zehirlemeye karar verdi. Ve bu uğursuz emeline ulaşmak için imamın eşi olan Cude'yi seçti. Ve ona gizlice 100.000 dirhem para gönderdi. Cude, İmam Hasan'ın içtiği süte zehir karıştırarak onu zehirledi. Zehirlendiğini anlayan İmam Hasan, kardeşi İmam Hüseyin'i çağırarak ona vasiyette bulundu. İmam Hüseyin kardeşini o halde görünce çok ağladı. Bunun üzerine İmam Hasan şöyle buyurdu. Kardeşim, hiçbir gün senin göreceğin gün gibi acı değildir. Nihayet Ehlibeyt aşıklarının ikinci imamı olan İmam Hasan, Hicretin 50. yılında Sefer ayının 28'inde 47 yaşında şehit oldu. Mübarek naaşını Medine şehrindeki Baki mezarlığına, sevgili ninesi Fatıma binti Esed'in kabrinin yanı başına defnettiler. İmam Hasan aleyhisselam şöyle buyuruyor. Alçak ve şereften yoksun insanlar, iyiliğe karşı teşekkür etmezler. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan, başkalarına da öyle davran. Cahillik gibi fakirlik yoktur. İyilik, geciktirmeden ve minnetsiz olarak yapılan iştir. İnsanların seninle nasıl arkadaş olmasını istiyorsan, sen de onlarla öyle arkadaş ol. Mümin ahireti için azık toplar. Kafir ise zevke dalar. Kim dünyayı severse ahiret korkusu kalbinden kaybolur. Allah'a ısmarladık çocuklar. Tekrar görüşmek üzere. Allahul Haliku ekremene bi rasulin mebaufin fine kudvetuna fi kulli zamanin نور يهدينا الله الخالق أكرمنا برسول مبعوث فينا قدوتنا في كل زمان سيرته